Merhaba arkadaşlar. Bugün de hep birlikte lotuslu kek tart yapıyoruz. Bunun için malzememiz önce 2 tane yumurtamızı, karıştırma kabımızı alıp üzerine bir çay bardağı şekerimizi koyup iyice çıkıyoruz. Yumurtayla şekerimizi iyice çıktıktan sonra arkadaşlar üzerine bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir çay bardağı da sütümüz var. Sütümüzü de ilave ettikten sonra iyice karıştırıyoruz yine. Şimdi kontrollü bir şekilde yine unumuzu koyuyoruz. Tahminen 2 çay bardağı kadar un olacak arkadaşlar. Bu un markalarında farklılık gösterdiği için tam olarak ölçü vermiyorum. Bir tane kabartma tozu ekliyorum. Bir tane vanilyamız var. Şimdi unumuzu yine ekliyoruz. 2 yemek kaşığı da kakaomuz var yine arkadaşlar. İyice karıştırıp birbirine yedirelim. Evet arkadaşlar, kek hamurumuzu İyice çırptım. Kıvamımız bu şekilde. Tart kalıbımızı da iyice katı yağla her tarafını yağladım. Şimdi karışımımızı boşaltıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde yaydıktan sonra bir iki kere de böyle yere vuralım ki içindeki hava kabarcıkları gitsin. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında kekimizi pişiriyoruz. Kekimiz pişti galiba arkadaşlar. Bir kürdan yardımıyla kontrol ediyoruz. Evet, güzel bir şekilde pişti. Fırınımızı kapatıp kekimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Şimdi kremasını hazırlıyoruz. Pastacı kreması kullanacağız. Bunun için 2 su bardağı süt koyuyoruz tenceremize. Üzerine bir paket sade pastacı kreması kullanıyoruz. Pişinceye kadar arkadaşlar, kaynayıncaya kadar daha doğrusu, çıkma teli ile iyice karıştırıyoruz. Kremamız pişti arkadaşlar. Şimdi 50 gram kadar da margarin koyuyorum içerisine. 1 dakikada böyle karıştırdıktan sonra, pişirdikten sonra kremamızın altını kapatıyoruz. Kremamızı ocaktan aldık arkadaşlar. Çıkma teliyle iyice çıktıktan sonra hazırladığımız kekimizin üzerine kremamızı yerleştiriyoruz.
arkadaşlar, pastayı ben köy evinde yaptığım için, biraz köy evimizde şimdi biraz kısıtlı imkanlarla yapıyorum. İyice kremasını yediriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pasta kremamızı iyice kekimizin üzerine yaydım. Şimdi 350 gram lotus bisküvi kremasını ben Marius ile erittim. Şimdi kremamın üzerine döküyoruz. İyice buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Dediğim gibi biraz kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. Artık olduğu kadar. Şimdi bunu iyice güzel bir şekilde yayacağız. Evet arkadaşlar, lotus kremamızı da iyice üzerine yerleştirdikten sonra 1 saat kadar dolapta beklettim. Şimdi lotus bisküvilerimizi rondoda çekip güzelce süsleyeceğiz pastamızı. Rondodan çektiğimiz lotus bisküvilerimizi arkadaşlar güzel bir şekilde pastamızın kenarlarıyla süslüyoruz. Evet arkadaşlar, lotus kremalı tart kekimiz pişti. Harika görünüyor. Yiyenlere afiyet olsun.